Allah'ta hayata tutunacak. Şimdi şunu sorayım size. Bir yeriniz ağrıdığında ne yapıyorsunuz? Eminim ki şöyle yapıyorsunuz. Çekmeceyi açıyorsunuz. Bir ağrı kesici alıyorsunuz ve o ilacı yutuyorsunuz. Ağrınız kesiliyor ya da kesilmiyor. Çünkü hangi ağrıya hangi ağrı kesici meselesinde belki de hiçbirimizin doktorlar kadar bilgisi yok doğal olarak. Peki o ağrı kesicileri avuç avuç alıyoruz ama o ağrı kesiciler bize ne yapıyor biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Bakın ne yapıyorlar. İş yeri ekimi tolerans geçiyordu bize. Yaz dedik mi yazıyordu. Tek bir taneyle dahi bir akut böbrek yetmezliği gelişebilir. Uyarı çok ciddi. Siz siz olun, ağrınız dinsin derken böbreğinizden olmayın. Kendi başıma ya baş ağrısı olurdu. Giderdik alırdık. Ulaşılması en kolay ilaçların başında ağrı kesiciler var. Reçeteye gerek kalmadan alınabiliyor. Ama bilinçsizce kullanıldığında çok kötü sonuçlar doğuruyor. Ufak bir ağrı kesici sizin için sıradan olabilir ama yıllar geçtikçe o ağrı kesicilerin bıraktığı izler böbrekte toplanıyor ve kronik böbrek rahatsızlığına yol açıyor. Bir iş yerine gidiyor, başın ağrıyor, bir tane atıyorsun. Ondan midende bir rahatsızlık var, atıyorsun. Hep böyleydi yani. Hiç o zaman bilmiyordum yani. Orhan Yıldız 8 yıldır diyaliz hastası. Hissettiği her ağrıda çareyi ağrı kesici ilaçlarda aradı. Buldu da. Ama kaybettiklerinin bedeli çok ağır oldu. Şimdi ilaç kullanırken dikkat ediyor musunuz? Tabii ki. Kesinlikle. Öyle. Zaten biz başka yerde muayene olduğumuz zaman orada bir ilaç bize verdikleri zaman geliyoruz burada hocalarımıza soruyoruz. Bazen de tek bir tablet ağrı kesiciyle akut böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Siz ne zaman kullanıyorsunuz ağrı kesiciyi kullanıyordunuz? Mesela başım ağrırken, bacaklar ağrırken oluyor da. Ama bu böbreklerinize zarar vermiş. Ne kadar süredir diyalize giriyorsunuz? Valla 3 sene oluyor. Aylar, haftalar, yıllar boyunca kullanmayalım. Alışkanlık haline getirmeyelim. Bir ağrı kesici de bir anda böbreği bitirebiliyor mu? %100 düşünürsek böbrek fonksiyonlarını, her yıl %5 azaldığını düşünürsek, yani 5 ile 10'lu yıllar içerisinde böbrek yetmezliği gelişir hastada. Mutlaka ki bundan sonra o ağrı kesiciyi alırken bir kere daha düşüneceksiniz diye tahmin ediyorum bu haberden sonra özellikle. Şimdi...